Yani demin de söylediği üzere bu aslında bir referandumdan ziyade seçim süreci gibi duruyor önümüzde. Peki bu ortamda son olarak gelin yeniden piyasaya bakalım. Bu hafta TL varlıklar açısından nasıl bir hafta olacak? Sevgili Enver Erkan'a soralım. Enver, günaydın, söz sende. Günaydın Hande. Senin de dediğin gibi TL varlıkları açısından oldukça kritik bir haftaya girmiş durumdayız. Aslında küresel piyasalar şu anda oldukça kritik bir dönemeç içerisinde. Cuma günü Donald Trump Amerika'nın 45. başkanı olarak yemin etti ve ilk konuşmasını yaptı. İlk konuşmasında da açıkçası ekonomik paketin ayrıntılarına çok girmemiş olması ve bu konuşmanın satır başlarının biraz daha korumacı tedbirlere ilişkin küresel endişeler arttırmasıyla beraber doların küresel çapta bir geri çekilme içerisinde olduğunu görüyoruz. En başta euro, dolar ve altın gibi varlıklardaki fiyatlama açısından şu anda doların değer kaybı kayda değer bir seviyede. Gelişen ülke para birimleri de bu kapsamda dolara karşı artıda. TL gelişen ülke grubu içerisinde değer kazanımları içerisinde orta sıralarda yer alıyor. Haliyle bu 3.75'lere olan geri çekilmenin cuma günkü hareketlerin uzantısı olduğunu belirtmek lazım. Bu hafta bizi ilgilendiren iki önemli gelişme var. Biri Merkez Bankası'nın yarın alacağı faiz kararı, diğeri de cuma günü Fitch'in yapacağı not açıklaması. Tabii en yakındaki viraj Merkez Bankası, dolayısıyla ilk başta oradaki bas senaryoları değerlendirmek lazım. Şu anda Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin piyasalarda herhangi bir konsensüs söz konusu değil. Piyasa anketlerinde beklentiler çok ayrışmış durumda. Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi beklemeyen de var. 150 bas puana kadar faiz arttırımı olabileceğini söyleyenler de var. Bizim beklentilerimiz repo ve geç dikilde penceresinde 100'er bas puanlık arttırım olabileceği, gecelik borç verme faizinde ise 150 bas puan arttırım olabileceği şeklinde. Eğer ki Merkez Bankası herhangi bir faiz hamlesinde bulunmazsa ya da piyasalar faiz arttırım miktarını beğenmezse dolar TL paritesinde yukarı yönlü hızlı bir hareketlenme olabilir ki 3.75'lerden oluşacak bir hareketti. Tepe yüksek ihtimalle 3.80'lerde oluşmayacaktır. 3.95-4 aralığına kadar da dolar TL'yi götürebilecek bir piyasa eğilimi söz konusu olabilir. Şu an opsiyon sözleşmeleri aşağıda kırılım noktasını biraz daha 3.70'lere doğru kaydırmış durumda. Buralara biraz daha dolar TL satım opsiyonlarının yerleştirildiğini görüyoruz ki bunlar nosyonel değerleri düşük olsa da görece yakın vadede opsiyonlar. Bu sözleşme geçtiğimiz hafta biraz daha 3.60-3.55 noktasını kırılma noktası olarak gösteriyorlardı. Ancak şu anki ana piyasa eğilimin 3.70'i kuvvetli bir destek olarak gösterdiğini de belirtmek gerekiyor. Enver, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Zorlu bir hafta olacak tüm traderlar için. Şimdi bir reklam arasına gidiyoruz.